Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizor ko'ruvchilar. Haftalik muhim xabarlar programimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulla Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bugun 2022-yil 13-fevral yakshanba. Biz o'tgan haftadan boshlab programimizning ham tarqatilish vaqti, ham formatida bir o'zgartish kirgizganligimizni e'lon qilgan edik. Yangi bir formatda boshlagan edik. Her kaysanlardan kelgen bu bir hafta içinde kelgen inkaslar için köpten rahmet etimiz. Meyli vaqt meselesi olsun, meyli format olsun, nayeti yaxşı inkaslarda bulduğunlar. Elbette biz bu programımızda bir hafta içinde, her hafta içinde boğan şu Şarkı Türkistan, vatandaş Şarkı Türkistan'a alakadar olsun veya ki halkaradaki gün tertipte bulunduğun meselelerini, en mühim haberlerini huzurunuza sunup kilovatımız. Bugün hem inşallah şu şeklimiz böylece devamlaştırmamız. Onda olsa bugünkü bu haftadaki en muhim haberlerimizde ötüp kesek. Aldılan birinci haberimiz. BDT Xi Jinping'den Şarkı Türkistan'ı tekşürüşkü yol koyuşunu talep kıldığı mavzuluk haberimiz buludu. Anadolu Agentliği'nin 5. fevraldaki haberde Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Başkatibi Antonio Guterres bu 2022 yıllık Beycan kışlık olimpikada katılış için Xitay'a bağlı vaxtda Xi Jinping bilan görüşken. Görüşte elbette Afganistan meselesi, klimat özgürlüğü, Xitay virusun alakadar mesele bula paranlaşılığından sırt. Guterres veya da Xi Jinping'den bu kişilik hukuk adi ameldari Michelle Bachelet'ninki elbette bu xilidin buyan talep kılıvatıdı Birleşken Devletler Teşkilatı. Bizden vatan kirib uçuk aşkarı halette özümüz halıgan yağı berip tekşürüşkü ruhsat kılınlar deyip. Ama Xitay devamlı halette başka her xil bahanelerini köstüp kilovatkallıkı hemimizgi məlum. Bu qitim görüştü mü Michelle Bachelet'ninki Şarkı Türkistan'ın tekşürüşkü yol koyuşunu talep kılgan. Ama Şinhua agentliği olsa, Xitay'ninki haber taratqulur olsa, Xi Jinping bilen Guterres'ninki kişilik hukuka alakadar söhbet qığallıq haqqıdaki xəbərini yüşürüb, qəstən tilgə anmağın. Xitayning Şərq Türkistanda icra qılıvatqan irqi qırğınçılıq siyaseti, cinayeti, BDT və başqa xalqaralıq təşkilatlar tərəfidən gün tərəfki kəltürlüvatıda ərkin təkşürlüşkü yol qoyuş haqqıda davamlı xalətdə bunu tələb qıb kəgən bozumu, Xitay hazırgıca təklif qıqan bozumu həmənləğa məlum boğandak bir türküm özüyə Xitayga bo'ysundigan yoki Xitayninki manfaati bo'yicha, Xitayninki iqtisodiy jihatini qo'llashi bo'yicha yashab kelayotgan ojiz davlatlardan axborotchi, muxbir degandek kishilarni o'rinlashtirib, o'zi yasab yolg'ondan sahna o'rinlashtirib, dunyoni aldashga urinib kelayotganligi hammamizga ma'lum, qadrli ko'ruvchilarimiz. Shunaqla oldingi oyda BDT kishilik huquq oliy amaldori Michelle Bachelet'ning Şərq Türkistan'ı ziyareti Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət müsabiqəsinin kim bolsun deb dəl olimpikdən burun xəbərlərdə boğandak biz öz vaxtında xəbər bəgəndik. Əslində olimpik müsabiqəsi başlanışdan burun BDT Şərq Türkistan'a alaqadar bu tayyorlangan dokumentini e'lon qilmoqchi idi. Xitoy bu yerda nihoyatda hiylagarlik bilan, ustluq bilan qanday qildi deganda shu Michelle Bachelet'e olimpikten kin ruhsat kılaylı, olimpikten kin ziyaret kılışığı ruhsat kılımız ama o dokulatını elan kılmay tursa, olimpikten burun elan kılmağın deb bunu talep kılgallıqı haberlerde birligen buldu. Digendek olimpikten burun BDT'nin bunu elan kılmağın buldu. Bu elbette nayeti küçülük ayıplendi bu şartke BDT'ninki koşulgallıqı hakkıdaki haberlerine oturuğa çıkan deyken ayıplangan bo'ldi. Aldığımız günlerde bunu körümüz elbette bu nagi berip neticelendi. İkinci bir haberimiz. Amerika bexatarlik maslahatchisi Xitoyni agahlandırdı. Bu meselede Amerika ovozining haberinde Oqsaroyning davlat bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan 6 fevral ABC televiziyasiningki ziyoratini qabul qilganda Moskva va Xitoyni agahlandırdı. Hammizga ma'lum bo'lgandek bu Moskva bilan Moskvaning Ukrainaga hujum qilish masalasi hozir kun tartibida turibdi. Bugun erta hali hujum qilishi mumkin degandek eng qiziq nuqtalarda turibdi bu masala. Jack Sullivan bu yada Xitayni hem Moskva'nı agahlandırıp, eğer Rusya askerleri Çigrad'ın ötüp Ukrayna'ya kirgen takdirde Uyghur iqtisadi bedel töyleydiğanlıqını, bu Uyghur bedelinin Moskva'nı agahlandırışlan bir vaxtda Xitayga mütəsir görsütüqanlıqını bildirdi. O sözde, eğer Xitay Moskva'nın təcavüzçilik hareketini qollidi deb qaralsa, ondaqda Xitaymi ma'lum derecede bedel töyleydi degan bo'ldi. Sullivan şu gün yine Amerika'nın növbette Rusya'nın Ukrayna'ya her vakit təcavüz qilish ihtimali bar deb qaraydiğanlıqını, bu 2. Dünya urushidan buyanqi Yevropadagi eng chong harbiy hareket bulup qaldığanlıqını, eğer de Moskva hücum qilib qolgan taqdirda en çok bir harbiy hareket bulup kaldığını bildirdi. Elbette bu hafta işçideki haberlerimizde mu Amerika Prezidenti Joe Biden aldığın hafta Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın şarkıdaki 2 devlet boğan Polşa ve Romaniya'ya 3000 askerini yötkeş uyağa orullaştırış hakkında buyruk düşürgenliğe kadar haber beğendik. Şundakla Amerika 82. Hava Armiyası'nın askerleri Polşa'nın şarkı cönübü arkalık Ukrayna çıgırısı'a yıkıllaşkanlığı hakkında ve 500 milyon dolar kıymetinde koral ve müdafiye başkurulduğun bombası evetkerliki, belgeliki hakkında haberini belgendik. Tekin tünü gün 11. fevral bu tekinmek çünkü bu yerdeki siyasi muhit naiti ciddileşip oturdu. Aşu Biden'dan aldığın hafta belgen buyruğu binaen Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin 3000 askerinin Polşağa əvətliş haqqında tünügün buyruq bəgərlikini bildirgen oldu. Bu mu axbaratlara tilğinlən oldu. Şundaqla Amerika NATO'nun dairəsində, NATO qismlərinin dairəsində əgər də bərabər iş çıxıb qalıb qalsa, dərhal işiltimiz deyib 8500 əskərini Avropağa əvətiş üçün təyar haləti tutub duruyatqanlığını həm tünügünkü xəbərlərdə bildirilgan oldu. Xoş, həm də 3-cü bir mühim bu haqdakı mühim xəbərimiz gəlsək, Rusya Ukrayna'ya hücum qılsa, bu yuqurdaki haberinin ki ahir deyiş kim buldu? Bir yada Amerika armiyası ve istihbarat mesulleri eğer Rusya Ukrayna'nı işgal qilishga urunğan takdirde bulduğun çıkımlarını tilg'i edip 50 milyon kişinin ölüp getishi ve 5 milyon kişinin panahlanğuchiga aylanışı mümkünligini tilg'i aldı. Xo'sh, yana bir muhim xabarimiz gelsek, Xitay atalmış terörlükü karıştırışını devamlaştırdıqanlıqını təkidledi. Bu haberimiz mu? Bu hafta boğan en mühim haberlerden biri oldu. Xitay Xalq Toru'nunki 6. fevraldaki haberde bildirilişe atalmış terörlükü karıştırış hizmet grupusunun başlığı Cao Koji. Yığında içilgan terörlükü karıştırış hizmet grupusu yığında yeni devamlıq biz anlap kilovatkan Xitayning safsatileri quluqimiz buningga pishib ketdik, ho'yib ketdik bu masalalarga davomli shuni tilga olib, yig'inda chegara ichidagi zo'ravonlik, terrorlik harakatlarga qattiq zarb berib, oldini olish, zo'ravonlik, terrorlik tahdidini bir holatida qat'iy to'sish, yuz bermagan bosqichda yo'qotish, asabiylikni mohiyatdan tuzash degandek bu safsatlarni setib, ammo lekin bu qatam texnik diqqat qiladigan nuqta davomli holatda buni ichki Xitayning ichiga nisbatan, Sharq Turkistonning ichidagi vaziyatga nisbatan deyotgan Xitoy bu qatimki eng diqqat qo'zg'agan nuqta uning so'zlaridagi Xitoyning chet eldagi apparatlari bu qatimli eng muhim nuqta. Mablag' selish turlariga bo'lgan terrorlik hujumlarga qarshi mudofaa etishimiz kerak dedi. Xitoy nimadan asrayotdi bu yerda? Oldini olishni kuchaytirishimiz kerak. Xitoyning chet eldagi manfaat bexatarligini qo'g'dash, iqtidorini o'stirish kerak degan bu so'zlar naiti dikkat qo'zg'agan so'zlar bo'ldi hamda. Shundaqla Xitoy 2000 yildan boshlab Xitoyning terror siyosatiga norozilik bildirgan Uyg'urlarni boshqacha qilib aytganda barliq Uyg'urlarni vatanimizdagi xalqaro terrorchi qilib ko'rsatishga urinayotganligi hammamizga ma'lum. Butun bostirishlarini hali ham bugun shuncha bola dalil isbotlar turgan bir vaziyatda qılıvatqan işlerini bir asabiylikki karıştırıvatımız, terörlükki karıştırıvatımız da bunu numus kılmasının davatı da hazırgacha. Ve bu terörçilerine zarib biliş namı da atalmış, Şarkı Türkistan halkını bastırmakta. Xitay rejimi yakın kıyılarda halkara cemiyeti kün tertip kılıvatqan radikallıkka, terörizmga karıştırış meselesini suiistemal kılıp, bu bahane bilen hazır bütün dünya irqiy qirg'inchilik meselesi deb söyleyip keliyotgan insoniyatga qarshi jinoyat yuz beryotdi. Xitoy bu jinoyatni ishlayotdi deb bular tilga ilinib mushu darajaga bordimdi. Xitoy bu xalqarodagi terrorlik qarshi urush degan buni suiiste'mol qilib kelmoqda hozirgacha. Kuzatuvchilar bu yerda Joe Kojining yig'indagi bayonlarining amaliyotda Xitoy rejimini atalmış terrorizmga qarshi turish nomida Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizishni davomlashtirish siyosatining bir ishorati ekanligini bildirdi. Bu qadimgi so'zim. Xo'sh, keladi yana bir muhim xabarimizga. Amerika Xitoyning yana 33 shirkatini qari tizimlikka kirgizdi. Albatta, bundan burunmi nurg'un qatim biz tilg'a elib kelyapmizmi shu Xitoy shirkatlari balki g'arb dunyosi va Amerika boshda g'arb dunyosi Xitoyning nurg'un shirkatlariga mushu Sharq Turkistondagi zulm Xitoy elib berayotgan bu jinoyatlarga qarshi bir azroq bo'lsin bir pasaytish uchun Xitoyni orqaga yondirish uchun xilma-xil jazolarni icra qilib kelmoqda hozirgacha. Bu qitimqi Amerika Savdo Ministerligi Xitoyning yana 33 shirkatini qora tizimga kirgizib, bular bilan savdo aloqasida bo'lgan Amerika shirkatlarini texmo diqqat qilishga chaqirgan bo'ldi. Amerika ovozining 8 fevraldagi xabarida Amerika Savdo Ministerligining tekshirishdan o'tmaganlar tizimligi deb atalgan qora tizimga kirgizilgan Xitoy shirkatlarining ichida Yovmin biologiyalik mahsulot shirkati bor. Mazkur Xitoy shirkati AstraZeneca şirketi üçün Xitay virusu vaksinasının tərkiblərini işləb çıxırıb gəlgən. Məzkur tizimlik şirkətlərə Amerikalik eksport qılğıçılar mal əvətişini ilgiri, bunun deyinkin texmu köp rəsmiyyətlərini becirişi kərək oldu əmdi. Bu qar tizimlik, bu elan qılınğan dekin. Tizimlik yana lazer və avtomatlaşdırış üskünlərini işləb çıxarğıcı Xaymuşan şirketimi yaradı. Xoş, yəni bir xəbərimiz gəlsək. Amerika Tayvanga $100 milyon qoral setishni tasdiqladi. Biz o'tgan haftadagi muhim haftalik muhim xabarimizdan degan to'q. Bu Tayvan bilan Xitoy o'rtasidagi jadal mojaromi tugumida, shunaqla Amerika bilan bu o'rtada Amerika davomli holatda bir tarafdan Xitoyning biz bir Xitoy siyosatini qo'llaymiz deb turgan bo'lsa, yana bir tarafdan bu Tayvanni her qanday jihatdan Tayvanning bexatarligini qo'g'daydiganligini, bu Amerikaning davlat manfaati uchun intayin muhim ekanligini bildirib kelmoqda. Reuters agentligining 7 fevraldagi xabarida Amerika Tayvanning vatanparvar nomli boshqariladigan bombadan mudofaa sistemasini, chunki davomli Xitoy shular bilan hujum qilma Tayvanninki muhim joydirga degan bu narsani tahdidni ishlatib kelyotdi Xitoy. Tayvanda hozir vatanparvar nomli boshqariladigan bomba bor. Bu sistemini texnik asrash, uni yaxshilash uchun Tayvanga $100 milyon qimmatidagi asliha va mulozimat sotib berishni tasdiqlaganligini bildirgan bo'ldi. Shundaqla Amerika davlat mudofaasi bexatarlik hamkorlik idorasi bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida vatanparvar mudofaa sistemasining darajasini o'stirish yordam qabul qiluvchi tarafning, ya'ni Tayvanning bexatarligini yaxshilashga yordam beradi hamda rayonning siyosiy muqimligi, harbiy tangponligi, iqtisodiy va taraqqiyotiga yordam berdi, yardım qildi degan bo'ldi. Bayonot yana bu qatimli qoral setishning Tayvanning qoral kuchini zamonaviylashtirish, ishonchlik, mudofaa iqtidorini saqlab qolish, tirishchanligini qo'llash, shuningdek Amerikaning davlat va iqtisod bexatarlik manfaatiga uyg'un keldi bu qatimqi qaror deyilgan bo'ldi. Tayvan Tashqi ishlar ministerligi bo'lsa, bu Tayvan Tashqi ishlar ministerligi bayonot e'lon qilib, Tayvanning Xitoyning harbiy kengaymichiligi va ig'vogarchilik harakatlariga qarshi müdafiasini mustahkamlab, davlat bexatarligini qo'g'daydiganligini, Tayvan Amerika hamkorlik munosabatini davomli chuqurlashtiradiganligini bildirgan bo'ldi. Xitoyning Amerika turish bosh elchisi bo'lsa, oldingi oyda Amerikaga tahdid selib, Amerika Tayvanning mustaqilligini qo'llagan taqdirda ikki davlat o'rtasida harbiy to'qinish yuz berishi mumkinligini bildirgan edi. O'tgan haftadan bergan to'q, ammo bu ishga yaramagan bo'ldi uning tahdidi. Bu Tayvanni qo'llash davomlashmoqda. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Angliya bilan Xitoy o'rtasida ziddiyat cho'nqurlashishga boshildi. Angliya bilan Xitoy o'rtasida ziddiyat cho'nqurlashishga boshildi. Xi Jinping Angliyaning Falkland orollarining kontrolligini Argentinaga qaytarib berish, kerakligini aytgandan keyin Angliyaning noroziligini qo'zg'adi. Qadrli ko'rmalarimiz, ya'ni o'ylab boqaylik, dunyodagi eng ishg'olchi hazır kontrollik aslida Sharq Turkiston, Tibet, İchki Mongoliya. Bu turgan bir Xitoy Argentina baş ministri Alberto Fernandez bilan Beijingda ko'rishganda Falkland orollarining igilik huquqi masalasi Argentinani qo'llaydiganligini, Angliyadan orollarning kontrolligini Argentinaga qaytirib berishni talab qilgan. Nahayt qiziqarliq bir ishda Argentina baş ministri Alberto Fernandez mu Xitoyninki bu qadimiga javoban Xitoyning Tayvanga bo'lgan igilik huquqini e'tirof qilgan. Siyasi menfaatlar o'ylab qo'yildi. Angliya tashqi ishlar vaziri Liz Truss Twitter'da Xi Jinpingning bayonotiga darhol javob qaytarib, Falklandning igilik huquqi munosabatlik turli munozaralarni butunlay rad qilamiz. Falkland Angliya oilasining bir parchasi va ularning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga hurmat qilamiz dedi Angliya. Xitoy Falklandning igilik huquqiga hurmat qilish kerak degan bu bayonotni bergan bo'ldi. Argentina Malvinas deb ataydigan Falkland orollari 1982-yili Angliya tarafidan besib olingandan keyin ikki davlat urushga kirgan. Oxirda urush Angliyaning g'alabasi bilan oxirlashgandan keyin Falkland orollarining igilik huquqi masalasi Angliya bilan Argentina o'rtasidagi ziddiyatlarning biri bo'lib kelmoqda. O'ylab boqay, kishining diqqatini tortadigan nuqtalar Bugün Xitoy o'zi ishg'ol qilgan zaminning hech birisininki hech qanday igilik huquq masalasini tilga olish, o'zimizning erkinligini tilga olish asla mumkin emas. Angliya bu yerda ularning o'zini o'zi, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga hurmat qilamiz, ammo sen aralashma deyotdi bu yerda Xitoyga. Xitoy numus qilmasdan buni deyalayotdi hamda. Xo'sh. Endi biz yangi bir xabarimizga o'tsak, Xitoy Irlandiyaning Uyg'ur soti haqidagi qaroriga norozilik bildirdi. Irlandiya Kengash palatasi 9 fevral bir taklif ma'qullab, Uyg'ur sot kollegiyasining bultur 9 dekabrda hammanglarga ma'lum bu xabar noyati shu vaqtda kun tartibida eng muhim xabarlar bo'lib sunilgan. Shu sotni 9 dekabrda e'lon qilgan sot hukmini qabul qilganligini jakarlagan edi. Xitoy buningga darhol noroziligini bildirdi. Xitoyning Irlandiya turishiq bosh elchixonasi organ to'r betida bayonot e'lon qilib, norozilik bayonoti biz Irlandiya Kengash palatasidagi az bir qism kishilarni o'ylab boqaylik. Davomli Xitoyning deydigan yana shu safsatlardan birisi. Mayli bizning vatanning ichida bo'lsin yoki o'ziga qarshi chiqayotgan har qanday bir yerda bir so'z, bayonot tilga elinib bo'g'icha az bir qism u binaslar degandek bu narsani davomli tilga oldim. Yolg'on uchunlarni asos qilib, Xitoyning ichki ishiga aralashishiga, Xitoy Irlandiya munosabatiga buzg'unchilik qilgan qilmishlarga qat'iy qarish turimiz deb jalsagan bo'ldi endi. Bayonot yana Uyg'ur sot kollegiyasining Dunyo Uyg'ur qurultiyi iqtisodiy yordam qilgan, atalmish Xitoyga qarshi bo'lgunchi kuchlar tomonidan tashkillangan Sharq Turkiston vaziyatini qalaymiqon qilish, Xitoyga qarshi surkash maqsad qilingan siyosiy qo'ral ekanligi, hech qanday qonuniy salohiyati yo'qligi qatorliq Xitoy rejimi takrorlab kelgan iboralar o'rnagan bo'ldi Xitoyning bu bayonotida. Amaliyotda shu vaqtda sud ochilgan vaqtida hammanglarga ma'lum bo'lgandek, mushu sudni ochgan sud kollegiyasidagi nurg'un mutaxassislar, sobiq sudchilar, qonunshunoslar hammasi Xitoydimi agar o'zingdan qo'rqmasang, ansirmasang, vakil avatgan buni talab qiliqliq shu vaqtidimi? Buni agarda bu yerda o'tirib qo'yilganlarni inkor qilsang, buning qarishisini sen deb atgan o'zingning o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan narsang bu yerga olib kelishing kerak, qatnashishing kerak bu yerda. Ammo uning jur'ati yo'q, chunki jinoyat o'tirda, uni inkor qilinmaydi-da. Faqat lam oqis tuturib, yiroq tuturib, hammasini butunlay oz hukmdagi kishilar, terrorchilar, u bu degandek safsatlar bilan uni yepishga urinib kelmoqda. Xo'sh, yana bir muhim xabarimizga kelsak. Xitoy Kompartiyasiga umumyuzlik jazo yurg'izish haqida qonun loyihasi sunildi. Bu ma'lumotda har birimizni xushal qiladigan xabarlarning biri. Amerika ovozining 10 fevraldagi xabarda Amerika Avam palatasi harbiy komitetining bosh raisi Cumhuriyetçi Mike Rogers'ning başçılığında Avam palatasidagi bir turkum cumhuriyetçiler Xitoy kompartiyasidagi mustabid xalqni bostirgan amaldorlarni jazolash qonuni nomli qonun loyihasini sungan. Mazkur qonun loyihasida Xitoy kompartiyasi mamlakatdagi xalq qurultiyining barliq a'zolari jazo nishoni qilingan. Ilgirki berilgan jazolar bizning vatandagi Chinchuangodan boshlab shu yerda bevosita cho'ng-cho'ng katta boshlarni, saqchi idoralarining boshliqlarini degandek şu katta başlarını kılan bolsa bu qitimki sunulgan teklifte Xitoy Kompartiyasining barliq a'zolari jazo nishoni qilingan. Eğer bu kanun ma'qullanib qalsa 30 kundan keyin kuchga ega bo'lib ijro qilinishga boshlaydi ekan. Bunun asasen Xi Jinping emas, onun bevosita tuqqanlari, yani şu jazo tizimiga kirgizilgan kompartiya a'zolarining barliq urug' tuqqanlari bunun ichiga kirib ketgan. Qonun loyihasida tilga olingan jazolar viza bermaslik, Amerika'ya kirişini çekleş, Amerika'nın pul muamele sistemisini işiltişini çekleş katarlıklarını öz içi aldı. Bunun asasen Xitoy Kompartiyasi memleket halk kurultayının 2000'dan artıq azası cezalanıp kalmay, onların uruq tuqqanları arkalık Amerika'nın cezasından kaçışımı mümkün emas bir halga kilodamdı bu yolu koyuyorsa. Ondan başka Xitoydaki Amerika şirketlerinin ceza tizimindeki kirgizilgan bu emeldarlar bilen soda qilishga ham cheklendi. Ya nayeti muhim bir kanun loyihasi. Elbette bununki parlamentin ötüp resmi kanunga ayınlışını ümit kılımız Uygurlar Birleştiğimiz bilen. Mezkur kanun loyihasida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyghur qatorliq millatlarga qaratgan basturish siyosatini o'z ichiga olgan barliq razil qilmishleri misol sifatida tilgandi. Nima uchun buni yo'l qo'yamiz? Yani çünkü bular baş jinoyatchi. Bularga mushuna yo'l qo'yishimiz kerak. Bu jaza ta ki Xitoy rejimi Sharq Turkiston ve Hong Kong'daki basturish siyosatini, Tayvanga qaratgan kengaymichilikni, Amerikaning aqliy mulklarini o'g'irlashni to'xtatganda andan jazoning bekor qilinganligini bildirgan bo'ldi. Xo'sh, kelayli yana bir muhim xabarimizga bo'yaptiki, Turkiyaning uchuvchisiz aeroplanlari dunyoviy to'qinishlarga ta'sir ko'rsatmoqda. Mavzuliq xabarimiz va albatta hammalar ma'lum. Bugun barliq urushlarda nurgun stratejik g'albaga erishishda inson ishlatilmagan, odam ishlatilmagan bu uchuvchisiz aeroplanlarninki jang aeroplanlarninki ne kadar muhim ekanligi ko'rib turibmiz. Eng oxirdagi Ozarbayjon g'albasidimi bu Turkiyaninki uchuvchisiz qurolliq aeroplanlari nihoyatda muhim g'albani qo'lga keltirishga sabab bo'lgan bo'ldi. Bu haberimiz BBC'ninki haberi. Ukrayna bilen Türkiye uçuşsuz aeroplan setiş gelişimini kengaytganligi geldi ki Ukrayna zavodlari bundakin Türkiye'de dahilen yen uçuşsuz aeroplanlarını işlep çıkaraladigan halat kelganligi bildirildi. Uçuşsuz aeroplanın urushdagi muhimligining kunsir kuchayotganligi hammamizga ma'lum. Dunyoning har qaysi joylaridagi to'qinishlarda uçuşsuz aeroplan muhim rol o'ynayotgan bo'lib, o'tgan 20 yilda Türkiye hükümetinin küçlük uçuşsuz aeroplan kısmı kurup çıkanlığı akbaratlarda tilga ilinmekte hazır. Türkiye 2019 yılından başlap Ukrayna'ya netçi onluğan Bayraktar TB2'ni kurallı uçuşsuz aeroplan setip bergen Ukrayna kelgüsü Türkiye'ye o'xshash Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı'nın qo'shilishini ümit qilib atgan bir devlet. Növbeti Rusiyanın tacavuzçuluk tehdidiga duch kelmoqda. Bugünkü haberimizden 5 yil o'tdik. Nihayet ciddi bir halat tutulmakta Ukrayna Rusya meselesi. Rusya bilen Ukrayna o'rtasidagi ziddiyat kuchayotgan bir paytda Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 3 fevral Ukrayna'da ziyaretli bo'lib, iki devlet o'rtasida uçuşsuz aeroplan savdosini texnik kengaytirish haqida kelishim imzolagan bo'ldi. Ukrayna Davlat Mudofaa ministri Reuters agentligining xabarini ziyoratini qabul qilib, bu kelishimning Türkiye'nin Ukrayna'da uçuşsuz aeroplan zavodi qurishga foydali sharoit yaratib berganligini, Ukrayna'nın uçuşsuz aeroplanını bundan keyin Ukrayna'da ishlab chiqarganligini bildirgan bo'ldi. Türkiye uçuşsuz aeroplan sohasida xalqarada Xitoyning raqobatchisiga aylangan bo'lib, hozir xalqarada Türkiye bu sahada Xitoyning raqobatchisiga aylangan. Hozir qadar 15 davlat Türkiye'de ishlangan uçuşsuz aeroplanni zakaz qilgan. 2021 yılı may ayda Polşa'nın Davlat Mudofaa Ministeri Türkiye'den 24 qurolliq uçuşsuz aeroplan setib olib, Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı a'zolari ichida tunji qatim uçuqsiz aeroplan zakas qilgan davlatga aylanganligini bildirgan dedi. Bayraktar TB2 uçuqsiz aeroplani yana Suriya, Liviya ve Qarabağdagi urushlarda muhim rol o'ynaganligi hammamizga ma'lum. Xo'sh, kelayli yana bir muhim xabarimizga. Blinken xirqqa taqobil turishda ittifoqdoshlarga texmi muhtojmiz dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken. Cuma günü 11 fevral yani tünü Cuma günü 11 fevral günü 4 devletin Tashqi ishlar ministrlari qatnashgan yig'inda Avstraliyada o'tkazildi bu yig'in. Türlük xirqlarga taqobil turish uchun ittifoqdoshlarga ilgarikiga qaraganda texmi muhtoj ekanligini bildirdi Blinken. Amerika ovozining xabarida Avstraliya Tashqi ishlar ministri mushu yig'inda Maris Payne cuma günü 4 davlatning tashqi ishlar ministrlari qatnashgan yig'inda so'z qilib, bugungi dunyo muhitida Shimoliy Koreya, Xitoy qatorliq az bo'lmagan mustabid rejim bizga xiris qilyotdi. Bu bugün biz muzakir qilgan eng muhim masalalarning biri. Biz Amerikaning bu xirislarga taqobil turish, bu xirislarni hal qilishda rahbarlik qilishini kuchli qo'llaymiz dedi. Blinken yana Yaponiya va Hindistonning tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishib, ittifoqning dunyoviy va rayonlik masalalarini hal qilishdagi rolini ta'kidlash bilan birga Biden hukumatining rayonga bergan va'dasini ta'kidladi. Klimat, Xitoy virusi, yangidan gulinayotgan texnikalar qatarlıq məsələnin hamısını önümlük həll qilish kerakligini bildirgan bo'ldi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining Osiyo va Tinch okean ishlariga mas'ul yordamchi ministri Daniel Krittenbrink cuma günü o'tkazilgan telefon suhbatida 4 davlat tashqi ishlar ministrlarining qisman muzokiralari Xitoy sabablik o'ttirg'i chiqqan raqobat bilan munosabatlik degan bu ifodani ishlatgan. Washington aql amiri strategik va xalqaro tadqiqot markazining Avstraliya bölümü müdiri Charles Edel bo'lsa, bu vaqt to'xtilib, to'rt tarafning bexatarlik mexanizmining harbiy ittifoq emasligini, ammo Xitoyning bu to'rt davlatning demokratik davlatlar ekanligini, hammasining ilg'or qurollarga ega davlat ekanligini Xitoy nihoyat yaxshi tushunadi. Shundaqla Xitoyning butun mush atrofdagi o'ziga qo'shni bo'lgan davlatlarga qaratgan muttahamlik, ushshuqlik hammasininki bu so'zlarni mening deb oldigan bu siyosati bo'g'ashqa Xitoy bu ittifoqdan ciddi şekilde endişe qilayotganligini bildirgan bo'ldi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jao Lijan 9 fevral yani 11 fevral bu yig'in o'tkazilgan bo'lsa, 9 fevral 2 kun burun muxbirlarning kutilish yig'inida Amerikaning qimmat qarashlariga hujum qilish bilan birga Amerikaning ittifoqdoshlik munosabatining amaliyotda kichik guruhlashuv, qarshi sepasli qilish ekanligini da'vo qilib bildirilgan edi. Xo'sh, shunday qilib bu haftalik haberlerimiz şunun bilen kısa bir şekilde tüketken olduğu kadarlı görmelerimiz. Elbette her günkü haberimizde bu haberlerin tefsilatını günde yeni şekilde huzuruna sunup geliyoruz. Bu haftadaki en muhim gün tarifdeki mesele haberler bu idi. İnşallah gündün günge vatanımız Şarkı Türkistan meselesiyle alakadar boğan yeni taraqqiyatlar, yeni qarorlarning elinishi, bizni xo'shal qiladigan xabarlarning ko'plab chiqishini umid qilish bilan birga yana bir hafta o'xshash soatda oldimizga yakshanba soat 9 ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.